hakim, savcı, avukat meslektaşlarım, sevgili yurttaşlar, adliye çalışanları ve elbette Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin güzide bandosu, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bursa Barosu 110 yıllık onurlu geçmişe sahiptir. 16 Nisan 1907 tarihinde ilk defa dava vekili Ali Rıza Köstendil ile başlayan savunma mesleği, çok kısa sürede eklenen dava vekilleri ve avukatlarla güçlenmiş ve 1909 yılında da Bursa Barosu'nu kurmak suretiyle örgütlü mücadele alanında ben de varım demiştir. İstanbul ve İzmir'den sonra kurulan en eski 3. baro olan Bursa Barosu'nun başkan ve üyeleri, kurucu mecliste de önemli görevlerde bulunmuş, Cumhuriyet'in kuruluşuna katkı koymuş ve tanıklık etmişlerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurulmasında, öncesinde emekleri olan, kanlarını döken, şehit olan, gazi olan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını da sevgiyle, rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Bugün 3500'e aşkın avukatla savunma mesleğini icra etmekte, hak arama mücadelesinde ön saflarda yer almaktayız. Değerli meslektaşlarım, değerli basın emekçileri, Bursa Barosu darbe, sıkı yönetim ve olağanüstü dönemlerde hep hukukun ve demokrasinin yanında hak ihlallerinin karşısında olmuş, hukukun üstünlüğünü tesis etmek adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Bu uğurda ağır bedeller de ödemiş. Üyeleri soruşturma ve kovuşturmalarla karşı karşıya bırakılmış, sırf savunma mesleğini icra ettikleri için saldırıya uğramışlardır. Yaralanmışlar ve hatta öldürülmüşlerdir. Ülkemizde ve elbette Bursa'mızda avukatlar yaşamlarıyla bu bedelleri ödemişler. Fakat bir gün bile olsun hukuk, demokrasi ve hak arama mücadelesinden ödün vermemiş, adalet arayışından bir gün dahi geri durmamışlardır. Kısa tarihimize geriye doğru baktığımızda onlarca meslektaşımız ilimizde ve ülkemizde bu uğurda yaşamlarını yitirmiş, yüzlerce meslektaşımız yaralanmış, evleri, ofisleri ve araçları kurşunlanmış, tehdit ve hakaretlerle karşı karşıya kalmışlar. Yine yüzlerce meslektaşımız da haksız, keyfi, gözaltı ve tutuklamalara maruz kalmışlardır. Bursa Barosu avukatlarından Cengiz Göral, sırf mesleğini icra etti diye 1979 yılında teröristlerce katledilmiş. Avukat Ahmet İlmi Feyzoğlu, 12 Eylül askeri darbesinin ardından gözaltına alındığı Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün 5. katından atılarak öldürülmüş ve ölümü kayıtlara intihar olarak işlenmiştir. Yine sırf hukuk, demokrasi ve laiklik mücadelesi veriyorlar diye Ankara Barosu başkanlarından Avukat Muammer Aksoy 1990'da, gazeteci Avukat Uğur Mumcu 1993'te, Gümüşhane Bayburt Bölge Başkanı Avukat Ali Günday 1995'te, çevre mücadelesi veren Avukat Cihan Eren 2005'te, bıkmadan, usanmadan barış ve demokrasi diyen Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi ise onlarca kolluk görevlisinin önünde 2015 yılında katledilmişlerdir. Bursa Barosu avukatlarından Özgür Aksoy ve Kocaeli Barosu'ndan Avukat Mehmet Samim Geredeli de mesleklerini icra ettikleri için davaların karşı yanlarınca katledilmişlerdir. Meslektaşlarımız emniyet müdürlüklerinde, karakollarda müdafillik görevi yaparken sözlü ve fiziksel işkenceye uğramış, silahlı ve kaba tehditle karşılaşmış, bunu yapan kolluk kuvvetleri kayıt altındaki kameraları dahi umursamamışlardır. Adliyelerde duruşma salonlarından atılmak, bazı kürsü hakimleri tarafından tehdit ve hakarete uğramak, avukatlara ve hatta baro başkanlarına dahi uygulanan sıradan rutin uygulamalara dönüşmüştür. Geride bıraktığımız yılda Ankara Barosu önceki başkanına bir hakim tarafından fiili müdahalede bulunulması, Şanlıurfa Barosu başkanına yönelik kolluktaki fiili saldırı ve ardından ters kelepçeleme uygulaması, İzmir Barosu başkanına duruşma esnasında jandarmanın saldırısı, son olarak da Diyarbakır Barosu başkanına basın açıklaması esnasında tutuklu yakınları olarak tanımlanan şahıslarca gerçekleştirilen tekmeli, yumruklu, fizikli saldırı
gelinen durumun vahametini tüm açıklığıyla göz önüne sermektedir. Ceza muhakemeleri kanunu ve usul kuralları hiçe sayılarak duruşma düzenine uymadığı gerekçesiyle avukatların disiplin cezası verilerek tutuklanması, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle gözetim altına alınması gibi uygulamalar da sıradanlaşan hak ihlallerinden bazılarıdır. Avukatlar tarih boyunca hukuk ve demokrasi mücadelesi verdiler. Elbette bu mücadele egemen güçlerce hiçbir zaman çiçeklerle karşılanmamış ve avukatlara yüzyıllardır bedel ödetilmiştir. Yine meslektaşlarımıza yönelik sözlü, fiili, bıçaklı, hatta silahlı saldırılarda bulunan şahıslarla meslektaşlarımızın görevlerini yerine getirmelerini engelleyen, darp eden kamu görevlileri ve diğer şahıslar hakkında adil ve etkin soruşturmalar yürütülmemiştir. Avukatlara yönelik saldırıların failleri hakkında çoğunlukla tutuklama koşulları da oluşmasına rağmen tutuklama tedbirine hiçbir zaman başvurulmamaktadır. Yapılan yargılamalarda da kamu hizmetini yerine getiren ve kamu görevlisi olan avukatlara yönelik işlenen suçların failleri ya hiç ceza verilmemekte ya da caydırıcılıktan uzak hükümler tesis edilmektedir. Avukatların görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle uğradıkları saldırılar avukatlık kanununun 57. maddesi uyarınca hakime karşı yapılmış gibi kabul edilmesine rağmen bu hüküm nedense görmezden gelinmektedir. Bırakınız hakim ve savcıya yönelik fiziki ve sözlü saldırıları, adliye çalışanlarına saldırıda bulunan şahısların dahi tutuklanmaları rutin uygulamalara dönüşmüşken avukatlara yönelik sözlü saldırılarda gözaltı işlemine dahi başvurulmamış, bıçaklı silahlı saldırılarda ise saldırganların tutuksuz yargılanmalarına yönelik çifte standart olağan hale gelmiştir. Bu çifte standarda rağmen Bursa Barosu ayrım yapmaksızın saldırıya uğrayan tüm yargı mensuplarının yanında yer almaya devam edecektir. Bursa Barosu'nun beklentisi de avukatlar saldırıya uğradığında diğer yargı mensuplarının saldırıya uğrayan avukatların yanında amansız, lakinsiz yer almasıdır. Bütün kamuoyunda yakından bildiği üzere müvekkille özdeşleştirme yasağına aykırı olarak müvekkillerine isnat edilen suçların birebir aynılarından dolayı salt sanıkların avukatlıklarını üstlendikleri için hukuka aykırı usullerle tutuklu olarak yargılanan, bir yıllık tutukluluğun ardından çıkarıldıkları ilk duruşmada ahim kararları gerekçe gösterilerek serbest bırakılan, ancak aynı günün sabahında ve yine aynı mahkeme tarafından neden ve niçin oturum açıldığı dahi belli olmaksızın 12'si hakkında yeniden tutuklama kararı verilen 17 avukatın yargılandığı mahkemede önce mahkeme heyeti, sonra mütalaa vermeyen duruşma savcısı değiştirilmiş. Geçen ay yapılan 3. duruşmada önce tefsi tahkikat talepleri reddedilmiş, sonra da mütalaaya ve esasa dair beyanda bulunma talepleri gerekçesiz reddedilmiştir. Bilare savunma yapmayacağını söyleyen sanıklar ve avukatları duruşma salonundan çıkarılarak yokluklarında ağır mahkumiyet kararları verilmiştir. Yaşadığımız vahim olaylar sonucu meslektaşlarımızla büyük bir dayanışma örneği sergileyerek 3 Kasım 2017'de iş bırakma ve ardından da yürüyüş eylemlerimizi gerçekleştirdik. Saldırıların artarak devam etmesi üzerine de 9 Ekim 2018'de adli önünde önce basın açıklaması, ardından da büyük yürüyüşle saldırıya, haksızlığa uğramış meslektaşlarımızın yanında olmadıklarını haykırdık ve tepkimizi ortaya koyduk. Bağımsız ve tarafsız yargının, adil yargılanma ve savunma hakkının temsilcisi, demokratik hukuk devletinin güvencesi avukatlara yönelik saldırılar, bizatihi halkın hak arama özgürlüğüne yapılmış saldırılardır. Avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir. Avukatların saldırıya uğramasını, sesinin kesilmesini olağan karşılayanlar, kendi haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde yine biz avukatlar aracılığıyla temsil edilmekte ve hukuki hakka ulaşmaktadırlar. Bu halde devletin laik, demokratik yapısını koruma gayreti içinde olan, canı yanan her insan ve tüzel kişiyi, çevreyi, hayvanları ve yaşayan bütün canlıları savunma gayreti içinde olan bir meslek grubunun tahrip, pasivize ve kriminalize edilmesinin olumsuz sonuçları, üzülerek söylüyorum ki başına ancak acı neticeler geldikten sonra anlaşılmaktadır. Bu durum artık sona ermelidir.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün ardından temel hak ve özgürlüklerle savunma mesleğinin icrası kısıtlanmış, sonrasında o hal kalkmasına rağmen fiili uygulama ve düzenlemelerle adeta o hal dönemi olağanlaştırılmıştır. Ceza usul hukukunun evrensel kuralları ihlal edilmiş, masumiyet karinesi, doğal yargıç ilkesi, adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş, hukuk güvenliği ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Halbuki salt güvenlikçi politikalar ve hak özgürlüklerinin temelinin ortadan kaldırılmasına yetmemelidir. Hukukun birinci işlevi adaleti sağlamaktır. Bunun içinde kuralda, olayda ve kararda doğruluk esastır. Ülkemiz yargı bağımsızlığı sıralamasında 140 ülke arasında 111, hukukun üstünlüğü sıralamasında ise 126 ülke arasında 109. sıraya gerilemiştir. Diğer taraftan Yargıtay Başkanlığı, yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi ve taslak uygulamaları tedbirleri başlığıyla yayımladığı bildiride, yargının kurucu unsuru olan ve bağımsız savunmayı temsil eden, halkın hak arama özgürlüğünün güvencesi olan biz avukatları, yargı mensubu olmayan kişiler arasında saymıştır. Bu haliyle mesleğin itibarsızlaştırılması, 80'i aşkın hukuk fakültesinde akademik kadrolar oluşturulmaksızın yapılan eğitimler, 70 bini aşan hukuk fakültesi öğrencisi, avukatlık, yargıçlık ve savcılık mesleğinin de itibarını, kalitesini maalesef düşürmektedir. Bu sonuçların da Avrupa'daki hukukun üstünlüğü sıralaması veya yargı bağımsızlığı sıralamasındaki sonuçların da temel nedenlerinden biridir. Avukatlığın alanının daraltılması, ileride avukatsız yargılama sonucunu doğrulabilecek hukuki yaklaşımlara ve uygulamalara yol açacaktır. Çin, Filipinler, Honduras, İran ve Mısır'dan sonra ikinci kez tehlikedeki avukatlar gününün ithaf edildiği tek Türk ülkede maalesef Türkiye'dir. Bu sebeple işimiz zordur. Ateşten gömlek giydiğimizin farkındayız. Ancak sesimizi ve sözümüzü hiç kimsenin kesemeyeceğini, baskılara ve tehditlere asla boyun eğmeyeceğimizi yüksek sesle ve bir kez daha vurguluyoruz. Yurttaşların hukuk labirentinde oyalanıp kaybolmasına, savunmanın şekli bir unsura dönüşmesine, yargıda yargısız infaz yapılmasına, adaletin değil yargının dağıtılıyor olmasına, otorite ve siyaset damgalı yargıya itiraz etmeye, adaletsizlikleri ve hukuksuzlukları görünür kılmaya devam edeceğiz. Biz avukatlar yüzlerce yıllık tarihimiz boyunca baskılara, keyfiliklere, hukuksuzluklara karşı direndik. Direneceğiz, susmadık, susmayacağız. Biat etmedik, etmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz ve biz kazanacağız. Avukatsız adalet olmaz diyoruz. Ve ülkemizde gerçek bir adalet düzeni, gerçek bir hukuk devleti kuruluncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Daha adil yarınlara kavuşmak dileğiyle kutsal savunma mesleğinin temsilcisi olan siz değerli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.